Benimkinde bu genç. Evet. Ya ooo. Benimki yana zoomla 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 zoomla. Ha tamam yeter. Evet. Tamam biraz daha iyi. Ha tamam iyi. Evet az önce canlı yayına girdiğimiz noktadayız. Uzak gibi görünüyor ama mesafemiz aşağı yukarı 5-600 metre. 200 metre yok bile ya. Yok yok var 5-600 var. Metre. Evet, var. Şu anda alan orta kısım burası boş görünse de. Şu an şeyi göstersene köylülerin kendi imkanlarıyla sunuma evet. Yaptığını. Evet, evet bu vatandaş kendi evinin önünü sürdü. Ve sonra sulama yaptı. Evet. Ve şimdi sizlere bir konudan daha bahsedeceğim. Aşağıda baraka boşaltıldı diyoruz ama orada köpek bir türlü evi bırakmak istemiyormuş. Allah, o da ayrı bir şey tabii ki. Allah'ım ya Rabbim. Şuna bak be. Of. Evet. Gittikçe sağ tarafa doğru yayılıyor. Aynen. Evet, yangın deniz tarafına doğru yayılıyor. Yaklaşık 4 saattir, 5 saati aşkın zamandır buradayız. Beydin tarafındaki o büyük yangın söndürüldü. Fakat şu anda tek tesellimiz Kuyumcular Mahallesi'ne doğru. Büyümek üzere. Çardağın karşısı. Evet. Alevleri görüyorsunuz. Şu anda 500 metre kadar uzağındayız sadece. Ve akşam vakti olduğu için helikopterler de müdahale edemiyorlar şu anda. Herhangi bir helikopter göremiyoruz. Biliyorum yakınlaştıkça görüntü bozuluyor ama alevlerin ne kadar yüksek olduğunu burada canlı gözlerinizle görmenizi asla istemezdim. Gerçekten korkunç bir tablo. Al bak ev altı çıkmış. Evet. 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 Burada iki yerleşim yani iki hane var. Hane halkı da kendince önlem almak için telaffuza geçti. Hem sulama yapıyorlar kendi tankerleriyle hem de kadınlar da görüyorsunuz ellerinde biraz daha sağa gelir misin Batuhan'cığım? Ellerinde çalı çırpıyla oraya koşullanmaya gittiler. Evet. Traktörden orayı ıslatıyor mu? Evet. Halkımızdan da inenler oldu en sağ tarafta. Yaklaşık 4-5 saattir buradayız. Ve maalesef akşam vakti yaklaştı. Saat 20.05'i gösteriyor ve biz Selik Ajans ailesi olarak yine burada sizler için canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Dumana, suya maruz kaldık ilk yangında ama olay yerinin içine kadar girdik. Şimdi sadece 500-400 metre yakındayız. Orman işletmeden olay yeri tespit için itfaiyenin oraya girip giremeyeceğini görmek için görevliler olay yerine yaklaşmaya çalıştılar ama bulunan noktaya sanırsam itfaiye de müdahale edemiyor. Çünkü dağlık bir alan, yüksek bir alan. Görüyorsunuz. Ülkemiz tabiri caizse cayır cayır yanıyor şu anda. Ama bizler bu zamanı atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Birlik beraberliğimizi asla bozmayalım. 5 gündür canlı yayınlarda sürekli dile getiriyoruz sizlere. Ortada sağlam bir birlik, bilgi kirliliği dolanıyor. Hiçbir şeye itibar etmeden devletimize, milletimize güvenerek hareket edelim istiyoruz. Evet. Şu anda bizimle birlikte ulusal basında uzaktan yayınlarını yapıyorlar. Bizler de elimizden geldiği kadarıyla siz izleyicilerimize abi yukarıya çıkamayız ki zaten. Burayı gayet yaklaşamayız daha fazla. Çünkü orada söndürme işlemi yapılamıyor. Evet görüyorsunuz. En uç nokta çünkü. Evet. Evet. Sigara kimi? En uç nokta. Abi şuraya girsene abi hayvanlar. Ne yapalım abi?
Efendim şu anda Manavgat'ın Beydiğin tarafındayız. Kuyumcular mevkiine doğru yangın ilerlemeye devam ediyor. Ne karadan ne de havadan müdahale edilebiliyor. Havadan müdahale edilememesinin sebebi akşam karanlığı çöktü artık. Biz 500 metre ya da 400 metre uzakta da olsak şu an üstümüze kadar küller yağıyor. Ve bu inanın bana korkunç bir senaryo, korkunç bir olay. Olay yeri çok tepede olduğu için şey yapamıyoruz, yani yaklaşamıyoruz, çıkamıyoruz. Zaten itfaiye de müdahale edemediği için şu an yangın ilerlemeye devam ediyor. Havadan müdahale de yapılamıyor şu anda. Şimdi burası başladı. Rüzgar olmadığı halde. Rüzgar olmadığı halde yangın ilerlemeye devam ediyor. Her yayında belirtiyorum, yine belirteceğim. Yeşillendirme yaparken lütfen ama lütfen çam ağaçları ülkemizin ciğerlerini yok ediyor. Bu ağaçların dikimine elimizden geldiği kadarıyla izin vermeyelim, başka ağaçlar dikelim ki. Evet. Tepeye çıkıyor, aşağıya. Tepeye doğru gidiyor, evet. Tek teselli diyeceğim ama rüzgar olmadığı halde şu anda maalesef ilerliyor yangın. Çünkü hiçbir müdahale yapılamıyor. Yaklaşık 4-5 saattir sizler için buradayız Serik Ajans ailesi olarak. Elimizden geldiği kadar. Evet, görüyorsunuz. Yangın kuvvetini arttırıyor. Müdahale edilmediği sürece tepelere doğru gidiyor. Sizler de görüyorsunuz. Tabii şu anda telefonumun ekranından ne kadar net bir çekim yapabiliyorum bilmiyorum. Ama alevler şiddetini arttırıyor. Görüyorsunuz. Hafif bir rüzgarda dahi alev gücünü arttırmaya devam ediyor. Tosmurlar mı çalıştı? Tosmurlar mı? Tosburlardaymışız arkadaşlar bu arada. Of, arkada büyüdü alev iyice. Estirme ya Rabbim. Rüzgarın esmesini yaz gününde insan istemez mi? İnanın istemiyorum. Hani biz terden sıcaktan ölelim yeter ki ormanlarımız yanmasın. Onlar yandığı sürece bizlerim de yürekleri acıyor. Evet. Mehmet abi. Al burada. Yangın arkaya doğru gitmeye başladı. Alevleri görebiliyor musunuz bilmiyorum ama biz olaydan 500 metre uzaktayız sadece. 400-500 metre kadar uzaktayız. Biz burada çıplak gözle net olarak görebiliyoruz alevleri. Tepe biraz. İyi mi şu anda? İyi, güzel. Şöyle biraz açayım. Bizim gördüğümüz kadar göstermiyor ama. Evet, şu an görüntü açımızdan kaybolsa da alevler arka tarafa doğru ilerliyor. Akşam vakti ve akşam olunca rüzgar da hafif hafif esmeye başlıyor. Ve esmeye başladığı müddetçe maalesef müdahale de edilemediği için alevler şiddetini arttırıyor. Şöyle ilerleri sizlere göstermek istiyorum.
Eğer müdahale edilemezsek ki akşam vakti itfaiye de çıkamıyor galiba oralara. Havadan da müdahale yapılamadığı için maalesef sadece izlemekle kalacağız. Gün boyu burada birçok olaya tanık oluyoruz. Yardımseverler, suda atanlar ve hatta ilerleyen zamanda Serik Ajans sayfasında sizler için paylaşacağız. Yorgun düşen işçiler, yani itfaiye çalışanlar olsun, hepsi 5 gündür can peran çalışıyorlar. Evet, alev şiddetini arttırıyor maalesef. Görüyorsunuz. Manavgat Beydiğin tarafındaydık. Burası şu anda Tosburlar diyorlarmış. Tosburlar. Bizler de tabii ki de gelen insanlardan ancak duyabiliyoruz burasının neresi olduğunu. Evet, burayı biliyoruz ama fazla da değil. Alevler şiddetini arttırıyor. Maalesef siz de şu anda yayında duyuyorsunuzdur. Rüzgar da şiddetini arttırıyor. İnanın şu anda üstümüzde kül yağıyor. Ve her yer kapkara, ateşler içerisinde. Manavgat, Beydiğin tarafında Tosburlar bölgesindeyiz. Alevler doğuya doğru ilerlemeye devam ediyor bu tarafta. Beydiğin tarafındaki bölge söndürüldü. Soğutma çalışmaları da bitti. Ama şu anda akşam vaktinde rüzgarın sesi size kadar geliyordur. Bu rüzgarlar estiği sürece bu alanlar yine yanmaya devam edecek maalesef. Evet. Lütfen emoji fazla atmayalım. Yayın donuyor. Bizler ancak kendi telefonlarımızdan canlı yayına girebiliyoruz sizlerle. Olabilmek için. Emoji değil. Eğer elinizden geldiği kadar paylaşım yapabilirseniz, daha çok kitleye ulaştırabilirseniz. Tosmurlar. Tosmurlar. Tosmurlar bölgesi, evet. Yangın köprü arka tarafı. Yangın şu anda bizim görüntü açımızdan kaybolsa da arka tarafa doğru ışıklar beliriyor. Evet, doğuya doğru, aşağı tarafa doğru ilerliyor. Yukarıya doğru çıkıyor yani. Evet. Sağ tarafa doğru. Kaya kaya. Yavaş yavaş gidiyor. Hayır, aksilik müdahale de yapılamıyor. Yani ne itfaiye çıkabiliyor oraya, ne de yukarıdan bir müdahale yapılabiliyor. Çünkü artık hava kararmaya başladı. Evet, tepeyi görüyorsunuz. Rüzgar da maalesef yanmayan bölgelere doğru estikçe alevler o tarafa doğru ilerliyor. Görüntüyü fazla yaklaştıramıyorum çünkü görüntü bozuluyor. İlerleyen zamanda sizlerle yine birlikte olmaya devam edeceğiz. Bol bol dua. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Biz 4-5 saattir ve 5 gündür bu yayınları aksaksız sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ve bu birlik beraberliği halk içerisinde gördüğümüz sürece şu cümleyi ekip olarak hep kuruyoruz. Bu ülkenin bileğini de yüreğini de kimse burkamayacak. Bizler ağlamayacağız. Eğer ki bunlar... Tabii ki köylünün söyledikleri sabotaj. Ülkemizde de bu tür haberler dolanmaya devam ediyor. Biz her ne olursa olsun yıkılmayacak kocaman bir Türkiye'yiz. Bunları da çok çok iyi biliyoruz. Kimseye prim vermeyeceğiz. Herkese hayırlı akşamlar.